Herkese merhaba dostlar. Yigir TV ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün Hyperscape'de sizlere şöyle bir Türkçe sunum yapacağım. İlk oyunumuzu oynayacağız. Gerçi daha demin ilk oyunumu oynadım. Yani birlikte ilk oyunumuzu oynayacağız Yigir TV ekranlarında. Şimdi oyuna ilk başladığınız zaman size bir tutorial atıyor. Yani bir eğitim kısmını atıyor. Silahları deniyorsunuz. Yani basic, başlangıç olarak yapmanız gereken şeyleri öğreniyorsunuz. Onun dışında o eğitimi bitirdikten sonra herhangi bir ödül veriyor mu görmedim. Vermiyor gibiydi. Eğitimi bitirdikten sonra zaten şöyle bir yere atıyor. Şuraya gittiğiniz zaman oyun kısmı, fark ettiyseniz bu şekilde yerler var. Squat falan yapalım. Yani bu şekilde sizi bir lobiye attıktan sonra burada ne yapacağınızı göstereyim. Mesela burada leaderboard falan var. Şu an kapalı. Oyun yeni açıldığı için mesela Locker'sa tıklayalım. Locker'sa fark ettiyseniz şampiyonlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Hangi şampiyonla oynamak istiyorsanız ona göre değiştirebiliyorsunuz. Hepsinde farklı bir görüntüsü var. Ben bununla oynuyordum. Mesela bunlar şu an için gelmemiş gibi görünüyor. Şunlara ihtiyacımız yok. Sonra markete gidiyorsunuz mesela. Bakalım. Burası squat. Market nerede? Market şurada olması lazım. Yok. Burada da değil. Market market. Alo. Daha demin marketi gördüm ben. Lockers. Squat. Battle Pass'e bakalım. Battle Pass'te ne varmış mesela? Battle Pass'te şu anda şey var mı? Bak, paralı Battle Pass yok şu anda. Bu açıdan güzel olmuş. Bir de market, daha market burada. Mesela marketten de yine bir şeyler alabiliyorsunuz. Bakalım. Ne kadarmış? 1000 Bit Crown 50 lira civarı, 50-55 lira civarı gibi düşünebiliriz. Şimdi biz oyuna başlayalım. Beraber oynayalım. Bu heyecanı tadalım. Daha sonra ben size bunun rehberini de yapacağım. Hadi bakalım. Solo giriyoruz. Oyunun bu arada sesini full yapmama rağmen oyunun sesi öyle muhteşem derecede yüksek değil. Hani Rainbow Six işte gibi değil. Ama yine de güzel. Oyunu ilk oynadığımda çok hızlı bir oyun bu arada. Apex benzeri bir oyun. Ama gerçekten farklı bir Battle Royale tarzı var. Sanki ben Battle Royale değil de nasıl desem herhangi bir aksiyon FPS oyunu oynuyormuşum gibi bir hissiyat veriyor. Dolayısıyla şu ana kadar çıkmış Battle Royale'lardan farklı olarak güzel bir hissiyat verdi bana. Ben bunu oynarım. Devamını da oynarız diye düşünüyorum. Devamını siz de oynamamı istiyorsanız aşağıda yorumlarda belirtin. Bir de like atarsınız var ya, efsane olur. Bu arada şöyle bir şey var. Oyunda mesela diğer Battle Royale'lerden veya diğer silah oyunlarından farklı olarak mesela kutu açılımında bir etkileşim yapmıyorsunuz. Elinizde bir sopa var. Daha demin gördünüz. Sopayla ağzını uzununa vuruyorsunuz. Bütün silahlar şu sopayla vuruyorsunuz. Bütün silahlar arkadaşlar oyunun kendi silahları. Yani normal gerçek hayattaki silahlardan esinlenilmiş olsa bile kendi isimleri var silahların. İki defa böyle sıçrayabiliyorsunuz bu arada. Hemen başlıyoruz, hadi bakalım. Şöyle etrafı göstereyim ben size. Böyle kapsül içerisine iniyorsunuz. Şu Red Tiger'a doğru gidelim. Belli bir bölgeye kadar kapsülle gidiyorsun, ondan sonra kapsülden çıkıyorsunuz. Çabuk adam gitmem lazım. Şunlarla zıplıyorsunuz. Bunların ismini unuttum şu anda. Armor. Top ne işe yarıyormuş acaba? Bizi zıplatıyor büyük ihtimal. Ana, bayağı zıplıyoruz. Ya durdur yerinde. Alo. Pistol. Bu ne? Ben ses duydum. I'm fine. Aa! La bu ne güzel bir şey. Sectors are starting to collapse. Toing.
değişik bir hissiyat veriyor. Şöyle şeyleri kırıp içine giriyorsunuz. Bu baya pompiş. Silahlarda biraz anlaması tabii ki güç. İlk başta silahları anlayana kadar öğreneceğiz mesela. Bak bunu. Adam var. Bu ne? Slam. Çatıda adam var. Adamları görmek bu arada zor söyleyeyim. Şu sağ alttaki skiller gibi bir şey. Cam kırılıyor bir yerden. Tek başına görmek gerçekten zor. The viewer has chosen the infinite ammo event. Şu ne? Silahları öğrenmek lazım bu arada. Şu reveal enemies. Düşmanımızın yeri belli olsun. Pompalı. Ses var, görüntü yok. Aha gördüm. İki helal. Armor güzel. Şunda ne varmış? Aa görünmezlik. Görünmezlik çok iyi. Bu ne? Slam. Slam kalası. Şu görünmezlik çok iyi. Şu ne? Görünmezlik. Bak bu silah bizde var zaten. Bak sniper mı bu? Ooo sniper bulduk. Yani bunun yerine de şunu aldık mı? Sniper aldı bu silah. Silahı da tanımak lazım tabii ki. Bayağı hareketli olmak lazım oyunda yani. Şuraya bir daha gitmem lazım. İstediğim gibi zıplayamıyorum ki. Hop duvar aç lan. Şu görünmezlik olayını tam olarak anlamış değilim. Öldüm sanırım burada. Mermisini değiştirelim. Dakil. The viewers have chosen the health kit event. Health kit event ne ya?
Tamam. Be aware of your location contenders. Sectors are starting to collapse. We have 25 contenders left. 25 kişi kaldı. The health kit event is ending. Zor, gerçekten zor, ben söyleyeyim. Öyle vurulmaz. Şimdi biz basıyoruz. Mermi bitti. Mermi bitti, mermi almam lazım. Silah bulmam lazım. Of, burada da adam var. Hadi. Ohohoho. Bayağı güzeldi. 15.ye kadar çıkabildim. Sürekli hareket etmek gerekiyor oyunda. Sürekli. Bir de hangi silah ne işe yarıyor, nasıl yapılıyor, gerçekten zor. Ama acayip eğlenceli. Yani oynanır, kesin oynanır. Çünkü sürekli bir aksiyon, sürekli bir şey. Kesinlikle oynanır diye düşünüyorum. Şimdi ilk oyunumu, ilk oyunda 4 kill almıştım. Şimdi 3 kill aldım. İlk oyunumu 4 kill ile bitirdim. Onu diğer kanala atıyorum. Onu da aşağıda linklerden bırakır mıyım bilmiyorum ama hatırlatırım büyük ihtimal Discord'dan vesaire. Bunu da böyle atmış olayım. Daha güzel böyle maçlarım mutlaka olur. Yayında falan da oynarız. Yani efso bir oyun. Sadece biraz alışmak gerekiyor. Bence zevkli. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Sizin de düşüncelerinizi aşağıda yorumlara bırakıyorum. Şöyle geri çıkalım. Yorumlara bırakmanızı rica ediyorum. Bu arada onu da söyleyemedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer Hyperscape oyunun devamının gelmesini isterseniz de yorumlara lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Yorumlara yazın ki ben de ona göre oyun oynayayım dostlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. When the time...